Çifte afetin 11. günü geride kalmıştı dün. Hı hı. 248. saatte Murat. Hı hı. Bir mucize adeta çiçek gibi açtı. Enkazda, yıkım sokağında sevinç gözyaşları vardı efendim. O anlara gidiyoruz. Bir can için canımı vermeye geldim. Allah razı olsun. Abi, var olsun herkes. Aleyna Ölmez'i çıkardık şu an enkazın 11. gününde. Bitkin, harap, perişandı ama dayandı. Taş duvarların, yıkıntıların arasında 248 saat direnip mucizenin kitabını yazdı. Allah! 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Kahramanmaraş'taki Atabey apartmanının enkazında kalmıştı. Gece gündüz bırakmadı, hala haber sana haber, hepsi bırakmadı bizi. Hepimiz biliyoruz. Sesini duyan ekipler iğneyle kuyu kazdı, ona milim milim yaklaştı. Bir can için canımı vermeye geldim. Tüm Türkiye'nin kalbi onunla molozların arasında attı. Aleyna. Tamam ben ya. Aleyna betonla, açlıkla, soğukla savaştı. 248 saat sonra sıkıştığı yerden sağ salim çıkarıldı. Gökhan, kolun üstü al. Komutanım. Battaniye senin. Allah'a emanet olun, tamam mı? Hadi. Tepki veriyordu, konuşuyordu. Yıkım sokağında uzun zaman sonra ilk kez sevinç gözyaşları aktı. Teyze sosun. Cümlemize Allah razı olsun. Hepimizden Allah razı olsun. Benim alamın kızı. Allah razı olsun. Çok başka kimse var mı şu an enkazda? Küçük kardeşiniz var. Küçük kardeşiniz var bir de onda. Allah'ım inşallah ola çıkar da. Hastanede iyiyim deyince 85 milyon rahat bir nefes aldı. Nasılsınız galiba Aleyna? İyiyim, teşekkür ederim. Neyi dinleyicinin hastanesi kaldı? Ailesi kabul etmiş. Hiçbir şey yoktu. Elimde kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım. Tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya yollandı. 13 yaşındaki Mustafa da Hatay'da mucize kurtuluşlara adını yazdırdı. 13 evet. 13 yaşında. Mustafa. 228 zorlu saatin ardından karanlıktan aydınlığa çıktı. Evet. Önce Aleyna, daha sonra da 13 yaşındaki Mustafa 228. saatte Hatay'da mucize yazdı adeta sevgili izleyenler. Onların tekrar günle buluşması, güneşe şöyle bir bakabilmeleri hepimizin yüreğinde çiçekler açtırdı adeta. Aynen. Şimdi 261. Tabii ki... saatte de sağ çıkarılan arkadaşlar var. Onların detaylarını da birazdan aktarırız. Biz dün özellikle yani herhalde artık ambulans sesleri gelmiyor. Adıyaman'da zaten enkaz kaldırma çalışmaları başlamış durumda da Maraş'ta da aynı şekilde ama Hatay'dan sürekli olarak işte mucizenin sesi geliyor. Demek ki arama kurtarma çalışmaları özellikle devam etmeli oldu, da sürdürülmeli. Bir taraftan da kimi zaman hani çok dikkatli olmalı. Yani bir depremzede olarak oralarda yürüyorsanız ya da görevli olarak yürüyorsanız enkazların altından gelen seslere iyi bakmak lazım. Çünkü birçok arkadaşımız da vinç operatörünün dikkati ve o duyduğu sesler sayesinde kurtarılmış durumda. Yani o şekilde de bırakılabilirdi Allah korusun. Derin sessizliğin olduğu yerde artık tabii kulaklar ekstra o şeyi duymaya günlerdir öyle bir ses peşindeler ki yani çünkü başka alabildikleri herhangi bir iz yok. Yani o enkazın altından işte termal kameralar vesaire çeşitli şekillerle girdiler ama o sesimi duyuyor musun'a verilen tepki onların tek duymak istediği şeydi. Allah razı olsun hepsinden gerçekten. Aleyna ile ilgili anne babasının maalesef kurtarılamadığı ama erkek kardeşinin sağ kurtulduğu. Hı hı. Aynı odada Miraç isimli birinin de yine cansız bedenine ulaşıldığı ortaya çıkmış. Allah rahmet eylesin kurtulanlara. Şükürler olsun diyelim. Evet, Kahramanmaraş'ta 248. saatte bir de enkazdan kurtarılan dediğimiz gibi Aleyna'nın 17 yaşında henüz Allah uzun ömür versin. Soyadı da Ölmez. Ölmez, Murat. Evet işte. Mucizenin tam adı. Ambulansla uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirildi. Cebeci Hastanesi'ne kaldırıldı, görüyoruz. Rektör Profesör Necdet Ünüver Aleyna'nın da son durumu hakkında bir açıklama yaptı. Dinleyelim, Aleyna'nın son durumu neymiş görelim. 248 saat sonra depremden sağ kurtulan Aleyna Ölmez kardeşimiz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne geldi. Kabul ettik. Şu anda çocuk yoğun bakım ünitemize yatırdık. Arkadaşlarımız tıbbi durumunu değerlendiriyorlar. Ve ondan sonra duruma göre inşallah size gereken açıklama yapılacak. Şu anda tabii Kahramanmaraş'tan itibaren çok yakından takip ediyor Türkiye kamuoyu. Gerçekten bizim için depremde önemli bir umudumuz oldu. İnşallah burada tedavisi en güzel şekilde yapılacak ve İnşallah sağ bir şekilde buradan ve sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi de planlıyoruz. Şu anda ilk aşamada söyleyebileceğim bundan ibaret. Hastayı kabul ettik, çocuk yoğun bakım ünitemize yatırdık. Allah'tan şifa diliyorum. Depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahramanmaraş'ta ilk tedavisini yapan doktor arkadaşımız Alptekin Bey'in de ifade ettiği gibi hakikaten 11 gün sonra böbrekleriyle ilgili ciddi bir problem olmadan çıkmış olmasını hakikaten fevkalade bir durum olarak da değerlendirmek mümkün. Ama gerçekten çok önemli şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Mesela 183 saat sonra çıkarılan Ayça kardeşimiz de burada yatıyor. Onunla ilgili de biraz önce ziyaret ettim. Acıktın mı dedim, acıktım. Üşüdün mü dedim, hayır dedi, üşümedim çünkü dedi salonun halısı üzerime düşmüştü dedi ve ondan dolayı üşümedim dedi. Yani hakikaten bunlar olağanüstü durumlarla karşılaşabiliyoruz. Gerçekten tabii çok canımız yandı. Çok vatandaşımız vefat etti. 100.000 üzerinde yaralımız var. Ama bize düşen o yaralarımızın en güzel şekilde tedavi edilmesi. Gerçekten sağlık teşkilatının her bir bireyi insanüstü çalışıyor. Arama kurtarma ekibinin sağ ya da yaralı bir şekilde kurtardığı her bir bireyi olağanüstü şekilde gayretle tedavi ediyor. Ankara Üniversitesi hem İbn-i Sina hem de Cebeci Hastanelerindeki doktorları, hemşireleri, sağlıkçılarıyla çok yakından takip ediyor. Günlerce aç, susuz bu şekilde kalması ve böbreklerinin zarar görmemesi fevkalade bir durum diyor doktor. Ya dünya literatürüne girecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Allah aşkına 48 saat boyunca bir de soğukla. Ve üşümedim diyor. Üzerinde işte bir halı gelmiş, üşümedim. Acaba o süreçlerde hani tabii zaman mefhumu kalmıyor da hani kimi zaman uyuyor, kimi zaman bitkin bir halde, kimi zaman uyanık. Mesela o hani sesimi duyan var mı dediği anlarda mesela arkadaşların, arama kurtarma ekiplerinin tepki o sırada kendinden geçmiş olabilir, sesini çıkarmamış olabilir. Yani tamamen her şeyin tesadüfi bir şekilde ilerlediği bir süreçten geçiyoruz. Vallahi, mucizeler diye bahsettiğimiz şey gerçekten tanımlarken doğru, inanması ve söylemesi de açıklanması da çok zor ama bunlar yaşanıyor. Yani bir doktorun, bir hekimin açıklaması bu fevkalade bir durumdur diyor. Bugün sevgili iç hastalıkları uzmanımız Gürkan Kubilay ilerleyen dakikalarda bizimle olacak. Kendisi bizzat deprem bölgesinde yaşadığı, kurtarılmalara şahit oldu, ilk müdahalelerde bulundu, baktı ve gerçekten ben o sıcak duygularını da merak ediyorum kendisinin. Evet. Ve bu mucizeleri de mutlaka soracağız.